Merhabalar. Yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Geçen sene çok yoğun bir sezon geçti benim için. O yüzden de video çekimlerine, soru çözümlerine biraz ara vermiştim. Şimdi tekrar başlıyoruz. İnşallah düzenli olarak buraya videolar atacağım, soru çözümleri atacağım. Ve sizlere hazırlandığınız sınavlar yolunda yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi bakın soruya baktığımızda şurada bir a country diyor. Genelde böyle an olduğunda genelleme oluyordu. Present tercih ediyorduk. Yine present yapmamızı gerektiren burada bakın it feels like diyor. Burada feels dediği için cümlenin present olduğunu anlıyoruz. Yani benim burada ne yapmam gerekiyor? Her iki boşluğunda present olduğu bir seçenek bulmam gerekiyor. Bir kere aydın seçeneğinde affected demiş. Past bir ifade. Gittim. Ceyhan'ın ikinci tarafına bakıyoruz. Was increasing demiş. Bu da gidiyor. Deniz'in ikinci tarafında yine past bir ifade var. Had increased. Edirne'nin ikinci tarafında past bir ifade var. Increased. Her iki tarafı da past şey present olan hangi seçenek kaldı? Edirne seçeneği kaldı. Burada doğru yanıtımız Edirne seçeneği olacaktı. Enflasyon bir ülkedeki insanları etkiler ve neredeyse her şeyin fiyatının arttığını hissettirir demiş. Şu anda günümüzde ülkemizde olan bir olay anlatıyor. Doğru yanıtımız burada. Bursa seçeneği her iki tarafı da ne yaptık? Present yaptık. İkinci soruda if var. Aslında bir if clause sorusuna benzer bir soru burası. Ama normal tense mantığıyla da çözebiliriz. Bir kere bakın şu ikinci tarafına bakmam gerekiyor burada. İkinci tarafında will probably try demiş. Yani bana bir ipucu vermiş. Burada will probably try diyerek bir ipucu vermiş bana. Ne ipucu anlıyorum ben burada? Buraya past getiremem. Bir kere bunu anlıyorum. Burada past bir ifade olamaz. Çünkü burada gelecek zaman var. O zaman burada past bir ifade veremem. Seçeneğe baktığımızda Edirne seçeneği had damage demiş. Gitti. Şimdi if'ten sonra ve zaman bağlaçlarından sonra ayrıca da if'ten sonra kesinlikle will, would, going to getiremiyoruz. Bundan dolayı Ceyhan'ı da götürüyorum. Şuradaki boşluklarına gelemiyor. Buraya gelebiliyor ancak buradaki boşluğa gelemiyor will. Bu yüzden Ceyhan'ı da götürdüm. Ne kaldı elimde? Aydın, Bursa, Deniz seçeneği kaldı. Şimdi burada diyor ki he will probably try to conceal the damage. He nokta nokta. Şimdi damage hasar demek. Hangi hasar? Yaptığı hasar, verdiği hasar dememiz lazım. Yapacağı hasarı karşılamaya çalışacak anlamsız olur. İşte would zaten burada, would'un kullanımları kısıtlı. Would'u kullanacağımız bir şey yok. Hani would'u biz if clause type 2'de kullanabiliyoruz. That'li cümlelerde kullanabiliyoruz. Ya da işte without, but for varsa kullanabiliyoruz. Burada would'un hiçbir kullanımını görmüyoruz. O yüzden would'dan uzak durmamız gerekiyor. Ne dememiz lazım? Verdiği hasarı karşılamaya çalışacak dememiz lazım. Hasarı ne zaman verdi? Geçmişte verdi. Bu yüzden de doğru yanıtımız burada aydın seçeneği. Bu aslında bir nevi burada relative clause. Aslında şurada bir which var gizliden. Relative clause'larda hani zamanın uyumlu olmasına bakılmıyor. O yüzden de hani burada bir cümle gelecek zaman bir taraf present ama orada da past tense'i tercih edebiliyoruz. Orada bir relative clause olduğu için. Üçüncü soruya bakalım. Gas engineers a street in the town center after demiş. Şimdi bakın burada bir after var. Bakın buralarda e var. Ama o e bizim birinci önceliğimiz değil. Çünkü elimizde zaman bağlacı var. Elimizde zaman bağlacı varsa diğer detaylara bakmadan önce mutlaka zaman uyumundan gitmemiz gerekiyor. Ha ne olur? Bir present kalır elinizde, bir de past kalır. İşte o zaman diğer detaylara bakarsınız. Ama zaman bağlacı varsa ilk önce mutlaka zamandan gitmeniz gerekiyor. Şimdi after'a baktık, zaman uyumu aramamız gerekiyor. B'de bakın zaman uyumu yok. Detect present, would geçmiş zaman. B seçeneğini götürdüm. Have close present, detected geçmiş zaman. C seçeneğini götürdüm. Elimde kaldı Aydın, Denizli, Edirne seçeneği.
Hetworth 3 ile Was Were Were payıncı, yani Past Perfect ile Past Continuous bir zaman bağlacıyla asla yan yana gelemezler. Hani bir zaman bağlacının her iki tarafında boşluk varsa asla Hetworth 3 ile Was Were Were payıncı doğru cevap çıkmaz. Bundan dolayı aydını da eliyorum. Aynı şekilde Present Continuous ile Present Perfect de yine bir zaman bağlacının iki tarafında göremeyeceğimiz zamanlardır. Bunlar da yine yan yana gelmez. Daha önceki videolarımda yan yana gelmeyen ikililerden bahsetmiştik. Hani oradan bulabilirsiniz. Bu yüzden bunu da götürüyoruz. Geriye ne kalıyor? Edirne seçeneği kalıyor. Bakın burada hani E olmasına rağmen geçmiş zaman oldu. Dediğim gibi hani tek bir ipucuna bakmayıp direkt zaman bağlacı varsa zaman uyumuna giderek soruyu çözmemiz gerekiyor. Doğru yöntem budur. Doğru yanıtımız burada Edirne seçeneği olacak. Dördüncü soru. Baktığımızda soruya herhangi bir zaman göstergesi, zaman bağlacı yok soruda. Burada baktığım cümlenin birazcık anlamına baktığımızda iki çocuk arasındaki tartışmaya şahit olan komşular polisi aramaya karar verdi diyeceğiz. Bu bir olay örgüsü. Genellikle cümleler bir olay örgüsü anlatıyorsa ve de işte o cümlede zamanı gösteren, bizim işimize yarayacak bir ipucu yoksa bu olay örgüsü anlatan cümleler genellikle geçmiş zamanlı kullanılır. Burada da iki çocuğun tartışmasına şahit olan komşular, geçmişte şahit oldular buna. Ne yaptılar? Polis aramaya karar verdiler. Doğru yanıtımız burada deniz seçeneği. Zaten iki tarafı da past olan bir denizli var, bir de Edirne seçeneği var. Ama burada would var. Would'un kullanımları kısıtlı demiştik biraz önce de. Yani Volt'un hiçbir kullanımına dair bir bilgi yok. Bundan dolayı deniz seçeneğine ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Zaten genelde iki seçenek arasında kaldığımızda kısa olanın doğru cevap çıkma ihtimali daha da yüksektir. Bunu da unutmuyoruz. Beşinci soru. Şimdi bakın cümlemizde whenever var. Whenever bir zaman bağlacı. Ne yapmamız lazım? Zaman uyumu aramamız lazım. Ama bunu hani biraz önce after'da yaptığımız gibi seçenekler arasında zaman uyumuna bakmayacağız. İlk önce çünkü şurada bana ne aramam gerektiğini söylemiş. Bakın bu whenever, bu birinci boşluğu. İkinci tarafına happens demiş. Yani benim zaten burada bu happens'ı gördüğüm anda şu boşluğa mutlaka present getirmem gerektiğini anlatıyor bana bu happens. Burada hemen present arayacağım. Past olan aydın seçeneğini götürüyorum. Edirne seçeneğini götürüyorum. Elimde ne kalıyor? Bursa, Ceyhan, Denizli seçeneği kalıyor. İkinci tarafı bir nevi model sorusu ikinci tarafı. Gelecek zaman var, zorunluluk var, bir de can var, yetenek bildiren bir kalıbımız var. Hafta sonu şehir dışına çıkmayı ne zaman niyet etse beklenmedik bir şey oluyor ve planlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Zorunluluk var ikinci tarafta. Bundan dolayı da doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. Anlama bakamazsak nasıl yapacağız soruyu? Şimdi happens present simple. Biraz önce ne dedik? Present perfect ile present simple ya da present perfect ile present continuous bir zaman bağlacı ile yan yana gelmez dedik. Yani o yüzden B'den uzak durursunuz. Ceyhan'la deniz arasında kalırsınız. Whenever her ne zaman demek. Genellikle sürekli yapılan eylemleri anlatır. Bundan dolayı da whenever'dan sonra present simple gelme ihtimali daha yüksektir. Eğer anlamı çıkartamıyorsak bu yoldan da Ceyhan seçeneğine gidebilirsiniz. Altıncı sorumuz. Şurada bakın bir that var. That kuralına gitmem gerekiyor. Buradaki that'i gördüğüm anda that kuralına gitmem gerekiyor. Neydi that kuralı? That'ten önce had verb 3 getiremem. Aydın seçeneği gider. That'ten önce will would gelmez. Edirne seçeneği gider. Bir de that'ten önce ing'li ifade gelmez diye bir kuralımız vardı ama burada o kurala uygun bir şey yok. Şimdi bakın that'ten sonraki cümle tent, present. That'ten sonraki cümlemiz present. O zaman buraya past bir ifade getiremem. Çünkü eğer buraya past bir ifade getirseydim buranın da past olması gerekirdi. Bundan dolayı deniz seçeneğini de götürüyorum. Elimde kalıyor Bursa ile Ceyhan. Bursa'nın ikinci tarafında would var. Ne dedik? Would'u
Bulut'un özel durumları vardı. Onlarda kullanıyorduk. If clause olması gerekiyordu. That'li cümlenin önünde past, arkasında bulut olabiliyordu. Without but for olabiliyordu. Hiçbir bulut kullanımına burada uyan bir yapı yok. Bu yüzden bunu da götürdüm. Geriye ne kaldı? İki tane present simple tense kaldı. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. Yedinci soru. Yine soruya baktığımda direkt böyle bizim için ipucu oluşturabilecek herhangi bir ipucu yok. Tek burada ipucu olarak alabileceğim şey left. Left demiş. Geçmiş zaman vermiş bana. O zaman da hani buralarında geçmiş zaman olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürüz. Şimdi Ceyhan seçeneği iki tarafı da present. Bundan dolayı Ceyhan'dan uzak dururum. Edirne'nin ikinci tarafı present. İlk taraf bulut, ikinci taraf present. Bu da gitti. Aydın, Bursa, Denizli kaldı. Yine bakın burada bir olay örgüsü anlatıyor. Tırmanıcıların kaza geçirdiğinden falan bahsediyor. Ne demiştik biraz önce? Olay örgüleri genellikle past tense'de kullanılır demiştik. Şimdi Aydın, Bursa, Denizli arasında kalıyoruz. Burada birazcık anlama gitmemiz lazım. Demiş ki tırmanıcılar bütün gerekli önlemleri almış olmasına rağmen onlar iki tanesinin felçli kalmasına neden olacak bir kazayı önleyemediler diyeceğiz. Önleyemediler demek için ne yapmamız lazım? Couldn't ya da were not able to kullanmamız lazım. Zaten burada hani bu olaydan daha önce almışlar önlemleri. Geçmişin geçmişini had verbiyorduk. Bütün önlemleri almış olmalarına rağmen diyoruz. Kazayı önleyemediler. Doğru yanıtımız burada. Aydın seçeneği birazcık anlama bakan bir soru. Sekizinci sorumuz when var cümlemizde. Ne yapmamız gerekiyor? Zaman uyumu aramamız gerekiyor. A'da zaman uyumu var. B'de var. C'de var. D'de var, E'de var. Hepsinde zaman uyumu var. Ama ne demiştik? Present perfect ile present continuous yan yana gelmez. Bunu götürdüm. Past perfect ile past continuous yan yana gelmez. Ceyhan'ı götürdüm. Past continuous da would yine yan yana gelmeyen ikilidir. Would'un zaten özel kullanımlara ihtiyacı vardı. Böyle bir özel kullanım da yok. Aydın seçeneğini de götürdüm. Elimde ne kaldı? Bursa ile Edirne seçeneği kaldı. Şimdi cümleye baktığımızda yine bir olay örgüsü anlatıyor. Bodrum'dan gelen dumanı tespit ettiklerinde güvenlik görevlileri bütün binayı önlem olarak boşalttı diyeceğiz. Burada geçmiş zamanı anlatacak. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği. Ya da iki seçenek arasında kaldığımızda ne yapıyorduk? Daha kısa olanı tercih ediyorduk. Burada da yine buna gidebilirdik. Şimdi bakın bu hani iki seçenek arasında kaldığımızda kısa olana gitmek hani %70, %80 size doğru cevabı verir. Hani her zaman daha %80 de olmayabilir. %60, %70 diyelim. Her zaman doğru cevabı vermez. Mesela 7. soruda 3 seçenek arasında kaldık ama kısa olan değil, uzun olan doğru cevap çıktı. Hani o yüzden iki seçenek arasında kaldığımızda kısa olana gitmek taktiğini anlama bakıp anlamı da çıkartamıyorsak hani son çare olarak yapmakta fayda var. Burada o tutan bir kuraldı. Zaten bir olay örgüsü vardı. Olay örgülerini dediğimiz gibi geçmiş zamanla anlatıyoruz. 9. sorumuz. Buradaki ipucumuz Roosevelt. Roosevelt Amerikan başkanı ve artık yaşamıyor. Bu yüzden de geçmiş zamanlı bir şey yapmamız lazım. Yine geçmiş zaman olacağını gösteren bakın burada felt kelimesi var. Felt pas bir ifade. O yüzden yine buranın geçmiş zaman olacağını anlıyoruz. Bir kere bir de that var bakın burada. Hani felt past that vermiş. Buranın da kesinlikle past olması lazım. Bir kere ikinci taraftan yola çıkarsak Aydın seçeneği gider. Ceyhan seçeneği gider. Elimde kaldı Bursa, Denizli, Edirne. Bu Denizli'de de would var. Bulut'un hiçbir kullanımını burada göremiyoruz. Bundan dolayı Denizli'yi de eledik. Elimde ne kaldı? Bursa ile Edirne kaldı. Şimdi bakın ikinci tarafta bulut oluyor. Çünkü that'ten önce pas bir ifade verip that'ten sonra would kullanabiliyoruz.
Volt kullanımlarına uyumlu bir kullanım bu. O yüzden bu ikinci taraftaki Volt'u elemiyorum. Edirne seçeneği de yine uygun bir yapı. Şimdi bu tür bir soruda öğrenciler şöyle bir mantık yürütüyorlar. Hani kurallar vardı. 2 head verb 3 yan yana gelmez şeklinde bir kural vardı. Öğrenciler 2 head verb 3 yan yana gelmez deyip bu seçeneği de eliyorlar. Ama öyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü o kural, yani 2 head verb 3 yan yana gelmez kuralı, sadece zaman bağlaçlarında geçerli bir kural. Burada bir zaman bağlacı olmadığı için hani burada o kuralı kullanamıyoruz. Şimdi ilk tarafta receive deseniz de olur, had received deseniz de olur. Yanlış olmaz. Roosevelt kolej kariyerini analiz etmeye çalışıyor ve edindiği yararlı şeyleri tartmaya çalışıyor. Ne zaman edindi bu yararlı şeyleri? Bu kolej kariyerinden önce ya da kolej kariyeri sırasında edindi. Yani şu analiz etme eyleminden daha öncesinde gerçekleştirdi bu eylemi. Yani geçmişin geçmişi olduğu için head verb 3 aslında daha güzel buraya. Ama verb 2 kullansanız da hiç kimse bir şey demez böyle bir cümlede. Bizim için anahtar ikinci taraf. Ve Harvard'dan çok az şey elde etmiş olduğunu anladı. Şimdi burada would dersek Harvard'dan çok az şey elde edeceğini anladı. Yani geleceğe yönelik bir cümle kurması gerekirdi. Ancak burada geçmiş kariyerinden bahsediyor. Bu yüzden de burada would kullandığımızda anlam düşük oluyor. Dediğim gibi ilk tarafta received, had received. İkisini de kullanırsınız hiç kimse bir şey diyemez. Ama ikinci tarafta would anlam olarak saçma oluyor. İkinci tarafında had verb olması lazım. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği. Bakın past perfect'in kullanımına çok güzel bir örnek soru. Geçmişin geçmişi. Analiz etti. Analiz etmesinden öncesini anlatıyor bakın. Neyi analiz etti? Edindiği yararları analiz etti. Yararları edinme eylemi bu analiz etme eyleminden daha önce gerçekleşti. Bu yüzden had perfect kullandık. Hissetti. Neyi hissetti? Harvard'dan daha az şey elde ettiğini, daha az şey öğrendiğini hissetti. Hissetmek eyleminden daha önce gerçekleşen bir eylemi anlatıyoruz. O yüzden had verb 3 veriyoruz. Had verb 3, past perfect, geçmişin geçmişi. Bunu unutmayalım. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği oluyor. 10. soru. After var cümlemizde. After olduğunu ne yapıyoruz? Zaman uyumu arıyoruz. Bakın ego var, last year var. Onlara gitmeden önce zaman bağlacı olduğu için mutlaka zaman uyumundan gitmeniz lazım öncelikle. Baktım Aydın'a zaman uyumu var. Bursa'da var. Ceyhan'da var. Denizli'de var. Edirne'de var. Hepsinde zaman uyumu var. Yan yana gelmeyen ikililere bakalım. Past perfect'te past continuous yan yana gelmiyor. Present perfect, present continuous yan yana gelmiyor. Past continuous'ta would yan yana gelmiyor. Ne kaldı elimde? Ceyhan'a Denizli kaldı. Bu noktadan sonra ego var. Last year var. Ne yapıyorum oralara? Verb 2'leri yapıştırıyorum. Doğru yanıtımız Deniz seçeneği. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Ben ego last year görünce de verb 2'de yaparım diyebilirsiniz. Tabi onda da büyük ihtimalle sıkıntı çıkmaz. Çok nadir sıkıntı çıkar. Ama doğrusu bir zaman bağlacı gördüğünüzde ilk önce zaman uyumundan gitmektir. Baktığınız 5 seçenek arasında da zaman uyumu var. O zaman da işte ego var, verb 2 yapayım diyebilirsiniz. O zaman da yine doğru cevaba rahat ulaşırsınız. Hani bazen bizi yanıltıcı şeyler olabiliyor. Tabi onlar nadiren çıkıyor. Ego'yu gördük, last year'ı gördük. Verb 2'leri yapıştırdık. Zaman uyumuna da dikkat ettik. Evet, böylelikle bu videonun sonuna geldik. İnşallah bundan sonra düzenli olarak videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.